Bazı yerler vardır ki gündüz hiçbir şeye benzemez ama gece olduğunda sanki cennet gibi olur. Bazı yerlerde vardır ki mükemmel dersiniz ama geceleri cehennem olur. Bu listemizde geceleri garip bir şekilde değişen 10 yer var. Bize destek vermek için videoya like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanada'nın Yukon bölgesi. Geceleri sanki doğa oradaki canlılara gösteriş yapıyormuşçasına heybetli bir ışık süzmesi oluşuyor. Aslında bizim buralarda bildiğimiz gökkuşağının tüm gökyüzüne yayılmış halidir. Buzullardaki parçacıklar ve binlerce mineraller sayesinde ufak bir ışığın ya da güneşin ya da ayın pırıltısının inanılmaz ışık süzmesi gökyüzünü kaplamaktadır. Ateş böceği mürekkep balıkları. Çoğunlukla okyanusun derinliklerinde yaşasa da belirli zamanlar Toyama Körfezi'ne gelmeyi ihmal etmiyorlar. Toyama Körfezi bu deniz canlılarının yumurtalarını bırakmak için geldikleri bir uğrak nokta olmuş durumda. Milyonlarca minik kalamar fosfor yaydığı için mükemmel görüntü insanları oldukça cazip etmektedir. Asya'daki kartpostallara ve tablo tuvallerine ilham kaynağı olan mükemmel bir ormandır. Subtropikal orman her mevsimi aynı anda yaşayabilmektedir. Ve içerisinde öyle bir ekosistem oluşmuştur ki geceleri Penullus steppus diye adlandırılan mantarın parlamasıyla dikkat çekiyor. Sanki ormanı ledlerle döşemiş gibi görüntüsünü veren mantar böcek avlamak için bu taktiği uygulamıştır. Vatu Adası, Maldivler'de yer alan özel adalardan birisidir. Adada geceleri gelgit olayının yaşandığı sırada ortaya çıkan mavi renkli sürpriz ışıklar görenleri gerçekten de hayretler içerisinde bırakıyor. Sahilde yaşanan bu muhteşem olayın nedeni ise kıyıya vuran dalgalarda bulunan ışıklı planktonlardır. Işıklı planktonlar tek hücreli canlılardır. Fakat bu tek hücrenin içerisinde biyolojik olarak elektrik üretecek kadar teknolojik bir yapı saklıdır. Bu o kadar üst bir teknoloji ki rahatsız edildiklerinde bu minik canlılar koca sahili bile aydınlatabilecek kadar çok ışık yayabiliyorlar. Salar de Uyuni 10.582 kilometre karelik alanıyla dünyanın en büyük tuz göllerinden birisidir. Bolivya'nın güneybatısında 3.653 metre yüksekliğinde bulunur. Ve Titika Gölü ile beraber Altiplano Platosu'nun tabiat açısından doruk noktası olarak kabul edilir. Buranın öyle bir gökyüzü var ki en pürüzsüz gökyüzlerinden birisi de neredeyse geceleri tuzların üstüne vuran mükemmel ay ışığıyla inanılmaz derece insanları hayretler içerisinde bırakacak mükemmel bir görüntü sağlıyor.
Kilauea Adası, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük okyanuslardan oluşan Hawaii eyaletinin büyük adasının güneyindeki Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı içerisinde yer alan 1247 metre yüksekliğine sahip bir kalkan volkandır. Hiç durmadan devamlı aktif olan yanardağ, gündüzleri mükemmel bir görüntü sağlıyor. Ama geceleri sanki kendinizi cehennemde gibi hissedebilirsiniz. Grotto Azzurra, yani Mavi Mağara. Güney İtalya'da Capri Adası açıklarında bir deniz mağarasıdır. Mağara ismini deniz suyu hizasının üzerinde kalan küçük oyuktan gelen gün ışığının suda kırılmasıyla oluşan mavi yansımalarla aydınlanmasından almıştır. İçerisi ışıl ışıl bir mavilikte. Dünyanın en temiz mağarası olarak kabul edilir. Girişi ise inanılmaz derecede küçük olan bu yer, geceleri içeri giren ay ışığıyla tamamen masmavi oluyor. Burası çok eskilerde tapınak olarak kullanılmıştır ve içerisinden Zeus ve diğerlerinin heykeli bulunmuştur. Venezuela'da bulunan Catatumbo Nehri neredeyse sabit olarak şimşek ve yıldırımlar tarafından aydınlatılıyor. Bu nedenle eskiler buraya gökyüzündeki ateş nehri diyorlar. Venezuela'daki Catatumbo Nehri'nin Maracaibo Gölü ile birleştiği yerde yılın 260 günü yağmur, fırtına ve şimşekle geçiyor. Burada gece gündüz binlerce şimşeğin doğal yollardan yarattığı elektriğin etkisiyle 9 saat boyunca aydınlanıyor. 5 kilometre yüksekte oluşan yüksek voltaj nedeniyle yılda 160 gece boyunca her gece 10 saat boyunca şimşek çakıyor. Her biri sivrisinek boyutlarında olan ve sadece Yeni Zelanda'ya özgü bir tür olan canlılar mağara duvarlarında inanılmaz görüntüler sergilemektedir. Mağara çok derinde ve hiçbir yerden güneş ışığı almamasına rağmen doğal ışıklarla aydınlanmaktadır. Bu parlak mantarların Sao Paulo'daki yağmur ormanlarının derinliklerinde bulunuyor. Basit bir nedenden ötürü sonsuz ışığın mantarı olarak da adlandırılır. Sürekli parıltısının kaynağı, kıtlığı göz önüne alındığında ebedi ışığın mantarı hakkında çok az araştırma yapıldı. Bu yüzden onlardan çok az şey biliniyor. Bu mantar oldukça zehirli bir mantardır. Yaklaşık 4 çeşidi bulunur ve renkleri bulunduğu ortama göre değişmektedir.